Salih Tuna, o bakan kimden bağımsız olacakmış? Büyüme hızımızı sürdürecek yeni yatırımların finansmanı için yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var. Yabancı yatırımcının da bizi terk etmeye başladığı bilinen bir gerçek. Ne yapacağız? Kendi yağımızla da kavrulamayız. Zira tasarruflarımızın yetersiz olduğu herkesin malumu. Diyeceksiniz ki büyümesek ölür müyüz? Hayır ölmeyiz. Sadece birçok alanda yaprak kıpırdamaz, İşsizlik de alır başına gider. Doğrusu şu ki yabancı fonlar veya bankalarda aslında başkalarının paralarını yönetiyorlar. Yani onların da hesap verdiği birileri var. Türkiye hakkında içeride ve dışarıda yapılan negatif propaganda nedeniyle yatırım yapmazlar. Lafın düzüne edelim. Türkiye'nin en temel sorunu ekonomik saldırıya maruz kalması yüzünden yaşadığı güven kaybıdır. Hadi yabancı yatırımcıyı anladık. Bu ülkenin tüm yatırımcıları ve zenginlerinin yurdumuza güvendiğini söyleyebilir miyiz? Güveniyorlar da mı bu kadar yerli sermaye yurt dışına çıkıyor? Şu an için endişe verici en temel kırılgan noktamız kamu borçları değil, özel sektörün borçlarıdır. Bu şu demektir. Sadece kamunun alacağı önlemler yeterli olmayabilir. Amerikan Merkez Bankası Fed genişleyici para politikalarını bırakıyor, yani faiz artırıyor. Haliyle yatırımcıların bir bölümü risk almak yerine gelişmiş ülkelere yatırım yapmaya başlıyorlar. Bu arada şunu da söylemek lazım. Bu trend yeni başladı. Avrupa Merkez Bankası da faiz artırımına başlayınca finansman koşulları daha da zorlaşacak. Sadece Türk bankalarının bu yıl ödemesi gereken yaklaşık 70 milyar dolar borcu var. Çoğunun alacaklısı da Avrupa bankaları. Demek ki işin çözümü biraz da burada yatıyor. Gelinen nokta itibarıyla Türkiye'nin söz konusu borçları ödeyebileceğine ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının uygulanacağına yönelik güveni tesis edecek bir işarete aksiyona ihtiyacı var. Peki opsiyonlarımız nelerdir? Dünkü yazımda da belirttiğim üzere IMF programları yerine seçilmişlerin söz sahibi olduğu, gelir dağılımı konusunda bugüne kadar elde edilen kazanımlardan taviz verilmeyen, şeffaf ve hesap verme mekanizmalarını içinde barındıran ve de Türkiye'nin ortaklarının da desteklediği bir ekonomik yaklaşım önceliğimiz olmalıdır. Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekibinin yaklaşık iki hafta evvel açıkladıkları yeni ekonomi yaklaşımı, mali önlemler, yapısal reformlar ve para politikalarını içeren atılacak adımların takvimlendirildiği bir planın işaret fişeğiydi. Sayın Bakan'ın bu işi başaracağı kesin. Piyasalar ona bu şansı, zamanı tanıyacak mı? Mesele orada. Zira harici ve dahili algı operatörleri ilk günden Matine Suare aleyhinde çalışmaya başladı. O kadar ki ekonomi profesörü Steven Brackman bile damadın işine son verilsin, onun yerine bağımsız bir ekonomi uzmanı getirilsin diyebiliyor. Biraz daha kaptırsa Türkiye ekonomik bakımdan bağımsız olmasın diyeceği muhakkak. Hayır yani Sayın Berat Albayrak kaç kez piyasalarla kavga etmeyeceğiz, serbest piyasa çerçevesinde adımlar atacağız dediği halde bu bağımsız vurgusu nedir? Ekonomimizin kimden bağımsız olması isteniyor? Seçilmiş başkan Erdoğan'dan mı? Salih Tuna sabah.